Değerli arkadaşlarım, hoş geldiniz. Yorgun bir gün, demokrasi yolunda oldukça yorucu geçen bir gün. Düşüncelerimi Cumhuriyet Halk Partisi adına kısaca özetlemek istiyorum. Biraz önce Sayın Genel Başkanımız genel merkeze geldiler. Kapıda kısa bir açıklama yaptı. Şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi adına 7 Haziran 2015 genel seçimleriyle ilgili şu değerlendirmeyi yapmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, ilk kez 13 yıldır gittikçe baskıcı bir yönetim anlayışına dönüşen iktidar bugün itibariyle sandıkta millet tarafından düşürülmüştür. Bu milletimizin büyük sağduyusunu göstermektedir. Ülke 7 Haziran'da baskıcı, zorba bir rejim tehlikesinden şu an itibariyle kurtulmuş bulunmaktadır. Tek kişinin Türkiye üzerindeki rejim ipoteği millet tarafından bu gece kaldırılmıştır. Sivil darbe girişimi millet tarafından önlenmiştir. Değerli arkadaşlarım, bu büyük bir demokrasi zaferidir. Ve bu milletin zaferidir. Türkiye 8 Haziran sabahı barışı, özgürlüğü, kardeşliği kucaklayan bir yeni sabaha kalkacaktır. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu seçimlerin asıl galibi demokrasidir. Ve Türkiye'dir. Bu seçimin asıl kaybedeni Sayın Erdoğan'dır. Özetle Türkiye kazanmıştır, Recep Tayyip Erdoğan kaybetmiştir. Yalın gerçek, siyasi gerçek. AKP şu an itibarıyla iktidardan, millet tarafından düşürülmüştür. Sayın Erdoğan kaybetmiştir diyorum. Bunun bir gerekçesi var. Anayasayı, yasaları ayaklar altına alarak iktidar partisinin eş başkanıymış gibi tüm devlet imkanlarını kullanarak eşitsiz, adil olmayan bir seçim kampanyasını milletin vergileriyle milletin gözünün içine baka baka son dakikaya kadar YSK'nın da müsamahasıyla sürdürmüştür. Bu tutum sonucunda, bu seçim sonuçlarını birlikte değerlendirdiğimizde Cumhurbaşkanlığı makamı siyaseten meşruiyeti tartışılan bir makam haline gelmiştir. Yani eş başkan olarak bu seçimlerde iktidar partisinin kampanyasında görev alan Sayın Erdoğan şu anda siyaseten meşruiyeti sorgulanan bir boşluktadır. Değerli arkadaşlarım, bu seçim sonuçları o yüzdeleri üzerinden değerlendirilemeyecek kadar tarihi bir öneme sahiptir. Bu gece itibarıyla fiili ve hukuki durumu sizlere 4 madde halinde ifade etmek istiyorum. Fiili ve hukuki durum 7 Haziran gecesi itibarıyla. 1. AKP iktidarı sona ermiştir. 2. Bekleme odasına alınan parlamenter demokrasi kazanmıştır. Belki de en önemli tespite geliyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi bu sonuçlardan sonra hükümeti kurabilecek en önemli siyasi aktör haline gelmiştir. Dört, Cumhuriyet Halk Partisi şu andan itibaren demokrasimizin tüm kurum ve kurallarıyla işlerlik kazanması için her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu seçim kampanyası boyunca
her türlü eşitsizliğe rağmen fedakarca çalışan tüm örgütlerimize, tüm oy versin vermesin tüm seçmenlerimize, tüm yurttaşlarımıza ve milletimize teşekkür ediyoruz. Evet değerli arkadaşlarım, sorularınız varsa kısa bir iki soru alacağım. Çünkü söylediklerimin içerisinde şu anki fiili ve hukuki durumu özetleyecek tespitler yer almıştır. Birkaç soru rica edeceğim. Efendim? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Sayın Genel Başkanımızın seçim kampanyası boyunca hırsızlıklarla, yolsuzluklarla anılan ve bunun hesabını millete veremeyen bir siyasi yapıyla bir araya gelmemizin mümkün olmayacağı ifade edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi yetkili kurulları bunu daha sonra görüşecektir. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası boyunca ifade ettiği görüşler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi duruşu da ortadadır. Bir mikrofon yok mu arkadaşlar? Aktaralım. Çabucak arkadaşlarımıza. Biraz hızlı hareket edin. Evet. Evet, Ünal Bey buyurun. Görünen o gibi koalisyon hükümeti olacak ya da yeniden bir erken seçime gidilecek. Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti de bir koalisyon yapmıyorsa diğer seçenekleri gündemine alacak mıdır? İkinci olarak yaklaşık %26'ya yakın bir oy alındı. Aslına bakarsanız beklenenin biraz altındaydı. Bu oranı bir değerlendirebilirsiniz. Mikrofona ulaştırırsanız. Sayın Genel Başkan'ın bir açıklaması vardı. Oyumu artıramazsam istifa ederim şeklinde. Onu da bir değerlendirirseniz. Valla bu sonuçlara göre asıl istifa etmesi gerekenler kendilerini balkon konuşmasına hazırlayıp ama pencereden bile konuşamayacak hale gelenlerdir. Siyasi ve fiili durumu şu an için özetledim. Daha seçimlerin üzerinden 2 saat geçti. Bütün durum değerlendirilecektir. Olmayacaklar ortada. Diğer parlamenter demokrasi içerisindeki meşruiyet yolları herhalde değerlendirilecektir. Tek kişi şu ana kadar Türkiye'yi anayasa ihlali yaparak tek kişi rejimine, baskıcı bir rejime dönüştürmek istemektedir. Buna son verilmiştir bu gece. Bundan sonra süreç parlamenter demokratik teamüller çerçevesinde yürümek zorundadır. Artık arkasında kendisine parmak kaldıracak bir çoğunluk yoktur. Şu anda siyaseten ve hukuken boşlukta olan bir kişi vardır. Evet, buyurun. Efendim şimdi siyaseten Cumhurbaşkanlığı makamının tartışmalı hale geldiğini söylediniz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın istifa etmesi gerekir mi? En azından CHP böyle düşünüyor mu? Başbakan Davutoğlu'nun da birinci parti olmazsa ya da iktidara tek başına gelemezse istifa edelim açıklamalar olmuştu. Ne diyeceksiniz? Sorunuzun ikinci kısmının muhatabı balkonda konuşmak için hazırlanan ama pencereden bile konuşamayacak hale gelenlerdir. Sorunuzun ilk kısmı bu benim değil, son yaşadığımız sürecin önümüze getirdiği gerçeklerdir. O da nedir? Sayın Erdoğan kendi konumunu, meşruiyetini tartışmaya açmış ve seçim sonuçları açıklandığında da %51,8'den madem eş başkan olarak davrandı %40,6'ya düşmüş durumdadır. Kendi konumunu kendisi tartışmaya açmıştır. Ben de bunun siyasi analizini yaptım ve gerçeği ifade ettim. Altını çizdim. Evet değerli arkadaşlarım, yoğun bir gecedesiniz. Sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Milletimize bir kere daha gösterdiği sağduyarlılık için, sağduyu için teşekkür ediyorum.